Herkese yeni bir videodan merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Bu videoda sizlere işinize yarayabilecek 5 WhatsApp tüyosundan bahsedeceğim. Bu tüyolar internette en çok aratılan, WhatsApp'ta birinin beni engellediğini nasıl anlarım, karşıdakinin mavi tiki kapalıysa bile mesajı okuduğunu nasıl fark ederim gibi soruların yanıtı olacak. Çok vakit kaybetmeden videoya geçmek istiyorum. Şimdi ekran kaydımı başlattım. İlk konumuz WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız? Tabii ki profil fotoğrafı gözükmeyebilir, hakkımda kısmı gözükmeyebilir, son görmesi gözükmeyebilir ama bunların hepsini aslında WhatsApp'ta ayarlardan da gizlemiş olabilir. O yüzden birinin sizi engellediğini anlamanızın en kesin yolu şu. Şimdi Can'dan beni bir engellemesini rica edeceğim. Hemen engelliyorum. Şu an engelledim seni. Şu anda Can beni engelledi. Ben bir WhatsApp grubu kuracağım arkadaşlar. Bu gruba Can'ı ve Doğu'yu ekleyeceğim. Şuraya da engel yazalım. Grubu oluştur diyorum. Grup oluştu. Kişilere indiğimde sadece Doğu var. Yani Can'ı gruba ekleyemiyorum. Bu da Can'ın beni engellediği anlamına geliyor. Peki Can, normalde mavi tikin açık mı? Açık. Açık. Bir kapatır mısın? Nereden kapanıyor? Ayarlar, hesap, gizlilik. 2000 years later. Can'a mesaj atıyorum. Şimdi Can'a yazıyorum ki mesela merhaba Can. Oku mesajımı. Engellisin ama. Ay, engelimi kaldırdım. Tamam, şimdi Can'a mesaj atıyorum ben. Merhaba Can. Oku mesajımı. Gir yani WhatsApp'a. Girdim, okudum şu an. Şimdi Can'ın mesajını okudum, mavi tik olmadı çünkü okundu, bilgisini kapattı. Ben buradan bir grup oluşturuyorum. Gruba Can'ı ekliyorum. Ve grupta sadece Can'la ben olacağız. Grubu açtım. Şimdi buraya yazıyorum ki merhaba. Tabii Can merak edecek ne yazmış diye girecek bu gruba. Girdim. Şu anda mavi tik oldu. Çünkü Can'la ben varız sadece grupta ve buradan konuştuğunuz sürece de burası mavi tik olacaktır. Ama bir insanla tabii iki kişi gruptan konuşmak ne kadar mantıklı olur? Çok emin değilim o konuda. Şimdi ise aslında önceki videolardan birinde Instagram için bunu yapmıştık. WhatsApp'ta da mavi tik yapmadan karşınızdakinin mesajını okumayı göstereceğim. Şimdi ben de bir mavi tikimi açayım hemen. Çünkü benim 100 yıllardır kapalı. Açtım. Şimdi Can, bana mesaj at. Hemen atıyorum. Attım. Tamam. Şimdi Can'ın mesajına ya bu şekilde bildirimden cevap verirsem, yani şöyle, şu anda mavi tik oldu mu? Hayır, olmadı. Hayır, olmadı. Şu an mesaj atıyorum Can'a. Şu anda oldu mu? Hayır, olmadı. Bu şekilde bildirimden cevap verirseniz mavi tik olmamış olacaktır. Peki bir de şöyle bir şey yapalım. Sen bana Google'dan bulup uzun bir mesaj kopyalayıp yapıştırır mısın? Tabii yapıştırırım. Biraz fazla mı uzun oldu? Şimdi evet, ben bu mesajı tamamen bildirimden göremiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. İnterneti kapatacağız. İnterneti kapattıktan sonra Can'ın attığı mesajı gireceğim. Bayağı da uzun bir mesaj atmış. Bu mesaja girdim. Şu anda internetim kapalı ve Can'ın mesajını okudum. Mavi tik oldu mu? Hayır, olmadı. Olmadı. Peki şimdi şu an oldu mu? Hayır, hala normal. Normal, peki. Böyle de karşınızdaki böyle uzun bir mesaj attı ama siz bir süre sonra cevap vermek istiyorsunuz ama çok da merak ediyorsunuz. İnternetinizi kapatıp bu şekilde okursanız karşınızdakine mavi tik olduğu gözükmeyecektir. Şimdi arkadaşlar, karşınızdaki size bir mesaj attı. Çok merak ediyorsunuz, okumak istiyorsunuz ama görüldü olsun istemiyorsunuz. Şimdi Can bana mesaj atacak ve son görmemin değişip değişmediğini test edeceğiz. Yolladım ben sana mesaj. Şimdi Can'ın mesajını bildirimden cevaplayacağım. Çevrimiçi gözüküyor muyum şu an? Hayır, gözükmüyor. Hayır. Son görülmende 10.0. Tamam. Şu anda son görülmem değişti mi? Hala 10.0. Eğer ki karşınızdakinin attığı mesajı bildirimden yanıtlarsanız son görülmeniz değişmeyecek. Bir sonraki özelliğimiz, birbirimize sürekli WhatsApp'tan fotoğraf yollayabiliyoruz, video yollayabiliyoruz fakat bunların kalitesi düşüyor. Kalitesinin düşmemesi için şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben buradan tekrar Can'la olan mesajlara giriyorum. Belgeye tıklıyorum. Belgeye geldikten sonra fotoğrafımı karşımdaki kişiye belge olarak yolluyorum. Ve böylelikle de kalitesi düşmemiş oluyor. Son özelliğimiz ise şu. Diyelim ki WhatsApp'ta bir gruba üyesiniz ve bu gruptan gelen fotoğraflar galerinizi dolduruyor. Cuma mesajları, işte aile fotoğrafları vesaire. Ve bunun olmasını istemiyorsunuz. İstediğiniz bir fotoğrafı indirebilmek istiyorsunuz. Bunun için öncelikle grubu açıyorum. Grubu açtıktan sonra buradan film rulosuna kaydete tıklıyorum. Ve burada varsayılan açık her zaman ya da hiçbir zamanı seçiyorum.
Zaten ben de hiçbir zaman olarak geçerliymiş. Şu an bunu hiçbir zaman seçtiğinizde de gruptan gelen fotoğraflar sizin telefonunuza otomatik olarak inmeyecek. Kendi istediğinizi telefonunuza kaydedebileceksiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz Instagram ve WhatsApp hileleri videolarının devam etmesini istiyorsanız Mavi Kadın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.